İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Kilikya Ermenistan'ın bağımsızlığının 103. yılı. Batı Ermenistan'ın evlatları Ardaşes Hagopyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Nuragüh köyü muhtarı, mahalle sakinleri Abluka'nın neden olduğu sorunları bir şekilde aşmak için büyük çaba harcıyor. Birleşmiş Milletler Ofisi ve Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının temsilcileri Gornizdor'u ziyaret edecek. Beklaryan, 1991 askeri operasyonlarla Patara ve çevre köylerin nüfusu üzerindeki Azerbaycan ontolojik tehditleri basitçe ortadan kaldırıldı. Ermeni güreşçi Konstantinopolis İstanbul'da bronz madalya kazandı. Kumurdo köyündeki 10. yüzyıldan kalma tapınağın restorasyonu askıya alındı. 1920 yılının başlangıcında Fransızların ilgisizliğinden yararlanan Kemalistler, Kilikya istikametinde Maraş istikametine saldırıya geçti. Fransızların Maraş'ı terk etme adımı sadece şehir içinde değil, Kilikya'daki tüm Ermeni nüfusu için trajik bir anlam taşıyordu. Binlerce Maraşlı Ermeni şehirde ve kaçış sırasında katledildi. Hayatta kalanların bir kısmı Suriye'ye sığındı. Ermeni siyasi partileri Fransızların yardımıyla Kilikya'nın dağılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılması ve onun Fransız himayesi altındaki özelliğinin mümkün olacağına inanmaya devam ettiler. 4 Ağustos 1920 tarihinde Adana'da Mihran Damatyan başkanlığındaki Ermeni Milli Şurası Kilikya'nın bağımsızlığını ilan etti. Bugünden itibaren Kilikya'yı özgür, Türkiye'den tamamen bağımsız, Hristiyan özel bir yönetime sahip ve Fransa mandası altında bir ülke ilan ediyoruz. Ancak Fransızlar sözlerinden caymakla kalmadı. Kilikya'nın bağımsızlığını ilan etmesinden bir gün sonra 5 Ağustos'ta Damatyan liderliğindeki Ermeniler, vali ve diğer Türk görevlilerini Adana'daki hükümet binasından çıkarıp bölgeyi kendileri işgal ettiğinde aynı Bremon, Damatyan'ın binayı terk etmesini talep etti. Ermeniler, dostları ve müttefikleri oldukları varsayılan Fransızların talebini yerine getirmeyi reddedince valiliğe bizzat Bremon geldi ve askeri tehditler altında Damatyan'ı binadan kovdu. Kilikya'nın bağımsızlığı hakkındaki tartışmayı YouTube kanalımızda izleyin. Nijde fikirleriyle büyümüş 20 yaşındaki Ardaşes Hagopyan, ana vatanına sımsıkı sarılmış ve büyük bir vatanseverdi. Doğu Ermenistan'dan göç etmekten bahsettiklerinde kategorik olarak karşı çıktı ve şöyle derdi. Başka bir ülkede yaşarsanız ülkenizi kim koruyacak ve geliştirecek? Durum kötüyse bundan ders alınmalı ve düzeltilmelidir. 44 günlük savaş başladığında terhis için 2 ay kalmıştı. Eve gitmeyi dört gözle bekliyordu. Kız kardeşi Maryam şunu hatırlatıyor. Arıyordu. Kurban olayım, nasılsın? Hepinizi çok özledim. Az kaldı. Yakında hepinizin yanına geleceğim derdi. Ardaşes keskin nişancıydı. Bununla birlikte başka birkaç tür silah da kullanırdı. 44 gün süren savaş sırasında en sıcak yerlerde kahramanca savaştı. Cırakhan, Hadrut, Dağavart, Kert, Avedaranot, Garmir Şuga. Askerlik becerileri ve doğru hesaplamaları sayesinde o ve arkadaşları o günlerde çok sayıda düşmanın insan gücünü ve askeri teçhizatını imha etti. Ardaşes en son 28 Ekim'de evi aradı ve aynı gün yaralı komutanını kurtarmaya çalışırken düşmanın İHA'sı tarafından şehit edildi. Londra ve Konstantinopolis İstanbul el ele Ermeni halkını aldatmak, özerklik yoluna yönlendirmek için her yolu kullandılar. Aslında amaçları Ermeni-Rus ilişkilerini bozmak, Berlin'de toprak bütünlüğü noktalarını gözden geçirmek ve en önemlisi 16. maddenin şekil ve içeriğini değiştirmekti. Sultan Abdülhamit Ermeni özerklik planını biliyordu. Ermeni heyeti onun bilgisi ve izniyle Berlin'e gitti. Aristofanos Barış Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden günler ve aylar geçti. Ancak nihai yasal tanınma sağlanamadı.
Rus-Türk uzlaşmasının şartları üzerinde hassas ve karmaşık bir diplomatik mücadele ortaya çıktı. Bunun ana içeriği, Batı Avrupa güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasından en iyi şekilde yararlanmak için Rus silahlarının Balkanlar ve Ermenistan'daki zaferini baltalamayı amaçlayan çabalarıydı. Büyük güçlerin her biri kendi çıkarlarına göre düşündü ve hareket etti. Doğu'nun sömürgeleştirilmesi için savaşan önde gelen kapitalist güçlerin kendi çıkarlarına aykırı olarak Ermenileri Türk boyunduruğundan kurtarma veya durumlarını iyileştirme sorunuyla gerçekten ilgilenmeleri elbette garip olurdu. Türkler bir şey yaratmadı. Aynı zamanda eski uygarlıktan da hiçbir şey öğrenmedi. Öğrenmediler çünkü bu medeniyet onların göçmenlik tarzlarına müdahale etti. Onlar mimari alanında Müslüman anıtları yaratmak yerine mevcut Hristiyan anıtlarını en iyi ihtimalle camiye çevirmeyi tercih ettiler. Ermeni halkının tarihinin 6. ciltte belirttiği gibi ne Osmanlı Devleti'nin ne sömürge ülkelerinin ne de Çarlık Rusya'sının Ermeni halkına özellik veya bağımsızlık verme arzusu yoktu. Büyük güçler tarafından çeşitli vesilelerle ileri sürülen veya savunulan Ermenistan'ın özellik talebi şu ya da bu amaç peşinde koşan bir oyundan başka bir şey değildi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesine bağlı Noragyu köyü sakinleri Abluka'nın yol açtığı sorunları bir şekilde aşmak için büyük çaba harcıyor. Noragyuk köyünün muhtarı Vladimir Bedrosyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede akaryakıt yetersizliğinden dolayı arpa ve buğday hasadını büyük zorluklarla tamamlayabildiklerini söyledi. Bedrosyan, bu yıl verim göstergeleri tatmin edici değil ve hava koşullarından dolayı hasadın kalitesi yüksek değil. Ancak şunu da belirtmeliyim ki bir önceki yıla göre köydeki sera sayısı ikiye katlandı, çok miktarda sebze ekildi. Rekoltenin doludan etkilenmemesi için bölge sakinlerinin taleplerini karşılaması, ayrıca satışa çıkarılması sevindirici bir gerçektir, dedi. Köy muhtarının ifadesine göre bugünlerde ilçe yönetiminin de desteğiyle köydeki ekmek sıkıntısı sorununu çözmeye çalışıyorlar. Elindeki buğdaydan un elde etmeyi planlıyorlar ve her aile kendi evinde ekmek yapacak. Köyde mevcut et stoklarıyla yetinmeye çalışıyorlar. Yakıt sıkıntısı nedeniyle meralardan köye saman getirilmesinde de sorunlar yaşanıyor. Noragyuk muhtarı, sağlık ocağı ve eczane elindeki stoklarla köylülere yardımcı olmaya devam ediyor. Anaokulu sahip olduğu imkanlarla faaliyetlerine devam etmektedir. Mahalle sakinleri Berzor koridorunun açılacağı, özgürce hareket etme imkanı bulacağımız ve gıda sorununun çözüleceği yönündeki umudunu kaybetmek istemiyor, diye sözünü özetledi. Gornizor sınır bölgesinde bugün Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Birleşmiş Milletler Ajanslarının temsilcilerinin ziyareti planlanıyor, ardından Goris'te görüşmeler gerçekleşecek. 9. gün oldu, hala bir hareket yok. Gece saatlerinde herhangi bir yeni gelişme yaşanmazken, Gornizor sınır bölgesinde insani yardım yüklü 21 kamyon şu ana kadar bekliyor. Son iki kamyonda soğuk koşullarda depolanan, özellikle uzun raf ömrüne sahip yalnızca tatlı yiyecekler bulunmakta. Diğer 19 kamyonların çoğunda gün içerisinde sürekli soğutma modu açık tutuluyor. Böylece bu kamyonlarda bulunan ilaç, süt tozu ve bebek mamaları vaktinden önce bozulması önlenmeye çalışılıyor. Artsakh Devlet Bakanı Danışmanı Ardak Beklerya'nın Facebook gönderisini sunuyoruz. Patara köyü sakinleri Lesnoy Meşali köyünde 1960'lardan beri yaşayan Azerilerin Pataralıları nasıl kaçırdıklarını, öldürdüklerini ve yaktıklarını anlatıyor. Sonra da bizi sivilleri öldürmekle suçlamaya çalışıyorlar. Olay ise 1991 Aralık ayında küçük çaplı muharebe operasyonlarıyla Patara ve civar köylerin nüfusu üzerinde asılı duran Azerbaycan'ın varoluşsal tehditleri basitçe ortadan kaldırılmıştır. Wrestling Armenia Telegram kanalı tarafından bildirildiğine göre
Konstantinopolis, İstanbul'da düzenlenen dünya 17 yaş altı Greco-Roman güreş şampiyonasında 80 kiloda Ermeni güreşçi Erik Dermatevosyan bronz madalya kazandı. Üçüncülük maçında Dermatevosyan Yunanlı rakibi Eleftherios Pappas'ı 8-2'lik skorla mağlup etti. Dünya 17 yaş altı Greco-Roman güreş şampiyonası 31 Temmuz'da Konstantinopolis, İstanbul'da başlamıştı. Batı Ermenistan güreşçilerimize başarılarının devamını diler. Kumurdo köyünde katedralin restorasyon çalışmalarının başlamasının 7. yılı geçti ancak son yıllarda restorasyon çerçevesinde çok az şey yapıldı. Bu yıl ise hiçbir şey yapılmadı. Yerli halkın deyişiyle Surpamparsum Kilisesi olan 10. yüzyıldan kalma Kumurdo Tapınağı'nın restorasyon çalışmaları 2016 yılında başladı. Tadilat başlangıcında 3 yıl süreceği söylenmişti ancak 2018 yılında son rakam olarak 2021 belirtilmiş yani 3 değil 5 yıl olduğu ortaya çıktı. Ancak tapınağın restorasyonu ne 2021'de ne de 2022'de tamamlandı ve bu yıl çalışmalara hiç devam edilmedi. 2021'de restorasyonla uğraşan arşitek firması çalışanları Jinners ile yaptığı röportajda kubbeye kadar 2022'de ulaşmayı planladıklarını ardından kubbenin şekli üzerinde anlaşmak için bir ara verilmesi gerektiğini söylediler. Ondan önce geçici bir kubbe yapılması planlanmıştı. Ancak o zaman bile restorasyon çalışmalarının birkaç yıl süreceği tahmin ediliyordu. Haziran 2022'de Jinners Ajansı, Gürcistan Kültürel Mirasını Koruma Ulusal Ajansı'na ne gibi restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve ne zaman tamamlanacağını öğrenmek için bir talepte bulundu. Kumurdo Köyü, 10. yüzyılda inşa edilmiş ve bugüne kadar görkemli bir şekilde ayakta duran anıtsal tapınağıyla dikkat çekiyor. Tapınak, Abhazya Kralı 3. Leon ve Zviat Eristav döneminde 957-964 yıllarında Piskopos Hovannes tarafından yaptırılmıştır. O zamanlar Kumurdo, Güney Galeri'yi inşa eden Cavahk'ın Gürcü lideri 1027-1072 yılları arasında yaşamış Büyük 4. Bagrat'ın ikametgahıydı. Restorasyon çalışmaları arkeolojik kazılarda ortaya çıkan kemikler hakkında ortaya çıkan skandalla başladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hayro ve Doniyar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.